Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 9. hakikatin ikinci yarısına geldik diyelim. Burada ne konuşuyoruz? 9. hakikatte neyi tefekkür ediyoruz? Onu bir hatırlarsak neresinden hatırlayacağız? Elbette ilk cümlesinden. 9. hakikat bize diyor ki Bab-ı İhya ve İmateyim. Bab-ı İhya ve İmateyim, yani sizi soktuğum kapı, size göstereceğim perspektif, size kainatın göstereceğim yüzü ölüm ve diriliştir. Daha doğrusu buradaki sırasıyla İhya ve İmate diyor. Hayat ve ölümdür diyelim. Biz bu hakikatte bu tarzda tecellilere, bu tarzda yansımalara, bu tarzda oluşlara bakarak Haşr'in varlığını evvela elbette Cenab-ı Hakk'ın ilgili isimlerinin varlığını, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, sonra ilgili isimlerinin varlığını, bugün sıraları yanlış yapıyorum. Daha sonra da o isimler vasıtasıyla evet Haşr olması lazım, olması gereken bir şey, olmazsa olmazı bu kainatın demeye varıyoruz elhamdülillah. Devam ediyoruz. Bab-ı İhya ve İmateyim diyor 9. hakikat ve diyor ki, İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mumit'in cilvesiyim. Hayy-i Kayyum ne demek? Cenab-ı Hakk'ın beraber çoklukla anılan iki ismi bunlar. Kayyum, Cenab-ı Hakk'ın kainatı devam ettirdiği. Yani bu varlık bizim Müslümanın, bizim yani algımızda, varlık algımızda öyle Cenab-ı Hak bir kere yaratmış, saat gibi kurmuş, kendi haline bırakmış. Haşa öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü varlığın devamı saat gibi değil. Saatin tiktaklarının birbirinden farkı yok. Olacakların, saatin içindeki olacakların birbirinden farkı yok. Aynı şey. Ama kainattaki oluşlar öyle mi? Kainattaki oluşların her biri orijinal. Her birisi ayrı, özel ilgi gerektiriyor. Ne demek istiyorum? Bir makina, bir matbaa kendi haline bırakıldığında ne yapar? Hep aynı şeyi basar. Altına işte bir kalıp koyarsınız, kağıdını verirsiniz. Ne kadar kağıt verdiyseniz o kalıpta ne varsa onu basar. Ama kainat da böyle bir matbaadan çıkıyormuş gibi görünmeyen çok işi var. Mesela suretlerimiz, mesela karakterlerimiz, mesela her bir oluş, her bir an. Bunlar hepsi birbirinden değişik. Yani aynı şeyi yapmıyor ki haşa sümme haşa Cenab-ı Hak her an biz diyelim ki kurumuş kendi haline bırakmış. Onu diyemememize sebep olan orijinalliği, her anın, her oluşun, her ferdin, onun içinde o ferdin anlarının bile orijinalliği. Benim bir anım diyene benziyor mu? Ben elbette mesela kendi ailem içinde Ahmet olarak farklı bir bireyim. Bunun yanı sıra o benim ailem de mesela aileler içinde farklı bir şey. Bakıyorsunuz Türkler başka milletler içinde farklı bir şey. Bakıyorsunuz daha büyük resimde insanlık varlığının içinde farklı bir şey. Yani bu farklılıklar, iç içe geçmiş farklılıklar, nüanslar, ayrımlar, orijinallikler bize diyor ki hiçbir anın diğersinin aynısı olmayışı Cenab-ı Hakk'ın her an her birisiyle ilgileniyor oluşunu gerektirir. Onu orijinal kıran Cenab-ı Hakk'ın bizzat iradesidir, ilmidir. Oraya ayrıca gözettiği farklılıktır. Yüzlerimizin birbirine benzemeyişinin, seslerimizin, karakterlerimizin, daha nelerimizin, retina kalınlığıdır, parmak izidir, DNA'dır falan filan. Yani her yanımıza baksanız her yanımızda bir orijinallik. Ve bütün bu orijinallikler bize diyor ki bunların faili, bunların yaratıcısı, ustası her an varlığın içinde, her an olduruyor olmalı. Kurup bırakmamış haşa. Kurup bıraksaydı hep aynısı olurdu.
Kainatın her bir anı bir öncekinin aynısı olurdu. Öyle bir oluş da mümkün mü? Onu ayrıca tartışmak lazım da. O da mümkün değil de. Şimdi oraya girersem iyice dallanacak, hiç girmiyorum. Hayy-i kayyum, kayyuma buradan bakalım. Cenab-ı Hak devam ettiriyor her şeyi. Çünkü her bir oluş müstesna. Bir anıyla diğer anı bir değil. O zaman ne olması lazım? Failinin her zaman işin içinde olması lazım. Ustasının her zaman başında durması lazım. Her an tasarrufta olması lazım. Her an gözetmesi lazım. Daha önceki bir hakikatte Er-Rakib ismini görmüştük. El-Hafiz ismini görmüştük. Bakın nasıl ilgiler birbirine bağlanıyor, nasıl aralarında bağlantılar kuruluyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın El-Hafiz olması, Er-Rakib olması, Kayyum olması ile ilgili. Öyle olmasa böyle olmaz, böyle olmasa öyle olmaz. Rakib olmasa kayyum olmaz, kayyum olmasa rakib olmaz. Gibi gibi. Hafiziyetin de bununla ilgisi var. Hay ismi ne demek? Hayat veren demek. Cenab-ı Hak kendisi hayat sahibi olduğu gibi elbette ki kelamı, işitmesi, görmesi, bilmesi, irade etmesi gibi gibi bütün o esması, sıfatı biz diyor ki benim sahibim hayattardır. Hayattar olmasa nasıl konuşacak? Mesela kelamı var Cenab-ı Hakk'ın, vahiy var, ilhamı var, sünuhatı var vesaire. Bunlar nasıl oluyor? Hayat sahibi olmasıyla oluyor. Ama onun hayatı bizim hayatımız gibi mi? Haşa. Bizim hayatımız onun hayatını anlamaya bir basamak, bir mertebe, bir perspektif, küçücük bir numune. Ama bizim hayatımız o kadar kusurlu ki bir sürü şeye muhtaç. Yani biz nefes almasak ölüyoruz. Yemek yemesek ölüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın böyle şeylere ihtiyacı var mı? Haşa sümme haşa yok. Bizim hayatlarımız arizi, temeldeki durum bu. Cenab-ı Hakk'ın yaratışıyla ancak var olduğu için bu yaratışın tezahürleri de bizim aczimiz, fakrımız, kusurlarımız, eksiklerimiz üzerinden okunuyor. Bize takviye lazım. Bizi hayatta tutmak için eklemeler, çıkarmalar, desteklemeler, beslemeler vesaire lazım hayatta kalmamız için. Ama haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'ın böyle hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şeyin hayatı onun hayat vermesiyle. Bizim hayatımız onun hayatının cinsinden değil ama onun hayatına haber veriyor. Onun hayattar olduğunu kendi hayatlarımız üzerinden anlayabiliyoruz. Hayatın okuttuğu pencereden bunu görebiliyoruz. Hayatla kayyumun ilgisini daha önce konuştuk, onu da küçücük hatırlatayım. Kayyumiyetin, işte o her an gerektiren, devam yardım gerektiren, devam gerektiren, kollama gerektiren, gözetleme gerektiren, özel irade gerektiren durumu varlığın kayyumiyet penceresinden hayatta en azam aynasını gösteriyor. Nasıl bahar yine büyük bir aynaydı haşrı görmemiz için, bahardaki dirilişler, her an oluşlar bize haşrı gösteriyordu. Hayatın içindeki o girift durum, o her an gözetilmesi gereken dengelerin sayısının artık sonsuza çıkması belki sayı düzeyinde. Düşünün yani Ahmet'in tırnak ucundan saç ucuna kadar her hücresinde kullanması gereken dengeler var. Bu dengelerin sayısını ben bilmiyorum, haberim de yok neler olduğundan. Ama birisi bunu kolluyor. İşte demek ki hayat üzerinde Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti, o özel sistem içinde, o sistemin gözetilişi içinde Cenab-ı Hakk'ın devam ettiriciliği daha parlak bir ayna olduğu için Allahu Alem. Bu iki isim beraber çok geliyor. Bir rivayette de İsmi Azam veya İsmi Azamlardan birisi Hayy-i Kayyum. Muhyi ve Mumit'in cilvesidir dedi. Muhyi hayat veren, Mumit öldüren demek. Bunların ilgisinde konuştuğumuz için tekrar oraya dönmeyeyim. Ama 9. hakikat bize ne öğretecek dersek, evet şunu söyleyebiliriz. Biz burada ya canlandırılış ve öldürülüş olayları üzerinden diyebiliriz ki faniliğin bir başka boyutu üzerinde. Ve Cenab-ı Hakk'ın Hayy-i Kayyum, Muhyi ve Mümit isimleri gibi isimleri üzerinden oluşlardan bu isimlere çıkarak, bu isimlerden de haşre giderek, yani bir dirilişin olmasının olmazsa olmazlığını öğreneceğiz inşallah Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremiyle. Ama yine her zaman yaptığımız gibi en başa bir dönelim. Metnin başındaki o
güzel adımları, bidayetimizi bir hatırlayalım. 10. söz Haşr bahsi 2 ayeti kerime ile başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim ki bakınız az önce konuştuğumuz şey üzerinden buraya da bakarsak, düşünürsek Cenab-ı Hakk'ın rahimiyeti de kayyumiyetine bakıyor. Yani mesela Cenab-ı Hakk'ın rahmeti var, bütün varlığa merhameti var ama bir de her bir varlığa özel rahmetleri var. Ne demek istiyorum? Tamam, hava diye bir şey yaratmış Cenab-ı Hak değil mi? Bütün canlılar havadan istifade ediyor, doğru. Ama bu havanın kullanımı içinde, nasıl söyleyelim onu? Mesela bitkilerin durumu ayrı, insanın durumu ayrı, belki insanlar içinde her bir ferdin de durumu ayrı. Belki onların biyolojilerine göre havanın özel bir durumu var. Özel bir tesiri var. Hadi bunu hava üzerinden çok böyle bilemedik, okuyamadık. Başka şeyler üzerinden düşünelim. Daha manevi tarafımıza gidelim mesela. Her birimize hayatın gösterdiği başka bir yüz var. Yani burada bir rahimiyet tecellisi oluyor. İnsan, hiçbir insan bir diğerinin eşiti değil. Ve o eşitlik mümkün olmayışıyla, o eşitliğin olmayışıyla, öyle bir mutlak eşitliğin olmayışıyla insan insan oluyor ve bu ayrılığının gereği olarak da başlı başına bir alem oluyor. Ayrı duaları oluyor, ayrı gayretleri oluyor, ayrı sanatları oluyor, ayrı tefekkürleri oluyor ve bu da bir ihtiyaç durumu doğuruyor, kendine has ihtiyaçlar. Burada da Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyeti ayrıca parlıyor. Neden? Çünkü böyle saldım çayıra, Mevlam kayıra olmamış bu işler. Haşa sümme haşa. Her birimize ayrı ayrı gözetişler olmuş. Kime ne gerekiyorsa o verilmiş. Kime ne kadar veriliyorsa gerekiyorsa o verilmiş. Hatta hayatın içinde bir an mesela bir sıkıntıya düşmüşsünüz. İlla şu gerekiyor olmuş, o birden sizi bulmuş. Bununla ilgili hatıraları herkesin vardır. Ya tam şuna ihtiyacım vardı, çat filanca geldi, ya bu sana lazım mı dedi falan gibi gibi. Her gönül, her kalp sahibi bilir ki Cenab-ı Hak her an bir gözetişte, dua mesela, bakın işte rahime geldik, oradan duaya geçelim, oradan yine kayyumiyete dönelim. Bakın dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz? Cenab-ı Hak kayyum olduğu için dua ediyoruz. Yani o hayatı veriyor, o hayatın ihtiyaçlarını da biliyor, devam ettiriyor. Biz o kayyumiyetten hissemizi ziyadeleştirmek, belki nasıl diyelim, mertebesini değiştirmek, tecellisini eğer kaldıramayacağımız celali bir tecelli olmuşsa onu cemale çevirmek için vesaire dua ediyoruz. Yani dua da bu işin parçası. İşte mesela uluhiyetten rahmaniyete, rahimiyete giderken bunun en güzel dersini 14. Leman'ın 2. makamını konuşurken görmüştük. Bir inceliğe gidiş var. Oradan da o incelikten de çok yerlere geçiş var elhamdülillah. 2. ayetimiz Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir mealini okuyacaktım ama önce teberrüken mutlaka aslını bir okuyalım değil mi? Aslını yerini tutmaz hiçbir meal. Estağfirullah. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhil arza ba'de mevtiha. İnne zalike le muhil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali şu şekilde, şimdi sırası geldi okuyabiliriz. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti bu. Bu ayeti kerime bize diyor ki, baharı gerektiren rahmet, çünkü hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ı yaratmaya mecbur edemez. O bir şey yaratıyorsa, gidenleri tekrar varlığa çağırıyorsa, kışları bahara çeviriyorsa, bu onun fazlındandır, keremindendir, rahmetindendir. Rahmet eseri oluşundandır her oluşun. Baharı gerektiren rahmet, o kadar türü varlığa çağıran rahmet, yine iktiza eder ki kainatın kıymetlisi insan da kendi kışında, içinde, karanlığında kalmasın, varlığa çağrılsın. Ve diğer perspektiften de diyor ki
onlara imkan veren kudret, bu kadar türü tekrar varlığa çağırmakta hiçbir problem yaşamayan kudret, bir nefis, bir milyon nefis fark etmeyen kudret, yine imkan verir ki insan türü de kendi kışında kalmasın, o kadar türü yaratan insanı hayli hayli yaratabilir diye bu ayet-i kerime iki açıdan bize haşri gösteriyor. İki açı diyoruz ama aslında bir koridor açıyor bize. Onuncu sözde o koridorda bir koşu yapıyor tabiri caizse. Mesela bu ayet-i kerimeyi hakikatlerin başındaki cümleye dönüştürsek ne derdik? Hani hep söylüyoruz. Bab-ı rahmet ve kudrettir ki ismi Rahman ve Kadir'in cilvesidir diyebilirdik mesela. Evet arkadaşlar, 10. sözün başında hatırladık. Şimdi dönüyoruz hakikatlerde kaldığımız yere, yani 9. hakikate. Bir önceki derste işlediğimiz kısmı okuyayım ama onu konuşmayalım. Kendi bahsimize geldiğimizde, yani konuşmamız gereken yere geldiğimizde oradan itibaren ince tefekküre başlayalım. Bir de saatime bakayım ben. Vaktimiz var. Arkadaşlar boynum da tutulmuş galiba. Dönerken fark edeceksiniz. Bir acayip dönüyorum. Garipsemeyin. Bir arıza var yani omuzda. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu alemin mutasarrıf-ı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh-i zeminde haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsallerini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor, ez cümle. Haşr-ı Bahari'de görüyoruz ki, 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını, ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken, kemali imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde, kemali intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin, semavat ve arzı 6 günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin, haşa. Acaba muciznuma bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın, galatsız, sehifsiz, noksansız, hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki, yapamaz, inanma. Diyebilir misin böyle bir şey? Arkadaşlar, dün değil evvelsi gündü galiba, derste altını çizmediğimiz bir şey sonradan dikkatimi çekti. Bu temsillerin her birisi aslında o yeniden yaratılışın bir yönünü şey yapıyor. Mesela burası ilim yönü. Kitap üzerinden olayın ilme bakan tarafını Üstad Hazretleri vurguluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın baharda gösterdiği ilim, insanı yaratmak için gereken ilme delil oluşturuyor. Onu yapan, bunu da yapara gelebiliyorsunuz. Bak, o kadar kitabı hafızasından tekrar yazabiliyor. Senin bir tek kitabın suya düşmüş, onu tekrar yazamaz diyorsun. Bu dediğinde bir mantık var mı diye bu mesela temsil bize söyledi. İkinci temsile bakalım. Veyahut bir sultan-ı mucizekar, kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde, sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş. Geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak, misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki,
kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut, bakın burada ne? Kudret. Yani dağları kaldırıyor, indiriyor. O senin o misafirlerin önüne düşmüş bir tane taşı mı kaldıramayacak falan filan. Bu kudrete biraz, değil mi? İşaret ediyor yani. Devam edelim. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. Bakın bu da irade. Yani irade ne demek? İşte boyun eğdirmek, yaptırmak, seçmek. İradede bu da var, bunlar da var. Bütün alt katmanlarıyla düşünelim. Mesela benim irademde dediğin zaman ben bunu yaptırırım demek istiyorsun. Burada da ordu örneği verdi. Yani bir komutan var, bir emirle 100 tane ordu topluyor. Ya bir taburu toplar mı toplayamaz mı? Bu artık tartışılmaz diyor. Adamda öyle bir irade var ki orduları topluyor. O taburu hayli hayli toplar. Bu temsilde bunu anlatıyor. Bak, ilim, kudret, irade. Her birisine üstad bir temsil kullandı burada. İşte şu üç temsili fehmettinse bak. Nakkaş-ı ezeli, zaman ötesi nakkaş. Zamanın ötesinden, zaman onun mahluku. Zamandan aşkın bir şekilde bu zaman içinde olan her şeyi ince ince nakışlayan, işleyen nakkaş. Ne güzel bir ifade. Gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, ruh-i arzın sayfasında 300 binden ziyade envağı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. En güzel surette ahsen-i suret üzere yazar. Bak bu kız ismi de olur ha, ahsen-i suret. Biraz uzun ama olabilir. Ahsen'i koyuyorlar da. Ahsen-i suret. Bu Hayr-ül Nisa gibi olabilir. Yani biraz uzun ama katlanırsanız güzel isim olur. Ahsen-i suret. Ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar. Birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı hiç şaşırtmaz. Yanlış yazmaz. Elma fidanından armut çıkmıyor. Bakın aslında buna şaşırmamız lazım. Ama biz alışmışız, hep öyle oluyor ya. Hep öyle olduğu için ya diyoruz, hep öyle oluyor zaten falan. Ama karışıklık yok yahu. Bunu bir düşünmek lazım. Varlıkta karışıklık diye bir şey yok. Hiç zar atılmış gibi bir his var mı sizde? Ya bu sefer de düşeş geldi. Ötekinde hep yek geldi. Hani böyle bir şey hissediyor musunuz varlıkta? Yok böyle bir şey yok. Hep düzenli. Böyleyse varlıkta düzen hakimse tesadüfe nasıl failiyet veriyorsun sen? Tesadüfen oldu, kendi kendine oldu, yıldırım çarptı oldu, güneş parladı oldu falan. Bunlarlık bir iş var mı burada? Hep düzenli yahu. Tesadüf olsa bir önceki diğerine benzememeli. Nasıl zar atıyoruz? Bir hep yek geliyor, bir başka geliyor, öbürü başka geliyor. Hep böyle attın aynı geldiği zaman diyorsun ki lan adam zar tutuyor galiba. Dur bir fincan getireyim, fincanla atsın. Hile var burada diyorsun. Bunu bak anlıyorsun orada iradenin karıştığını. Yani orada eliyle ne getireceğini seçebildiğini kabul ediyorsun. Oyunda ne oynuyorsan artık, tavla veya başka bir şey. Ama varlıkta öyle demiyorsun ya. Bu senin için bir tezat değil mi? Hani bunu bir düşün ey ateist, ey deist bilmem ne. Hadi deist ayıralım, deist öyle demez de. Ateist bilmem ne, başka ideolojiler şunlar bunlar. Yahu hep altı altı geliyor. Bu nasıl tesadüf? Bunu bir sormak lazım. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden zat-ı hakimi hafiz. Hem hafiz hem hakim. Koruyor ama hikmetle. Hikmetli ama koruyucu da. Vefat edenlerin ruhları nasıl muhafaza eder denilir mi? Tohumluk kayboldu mu? Kaybolmadı. Bir sonraki nesilde ortaya çıktı ektiğinde. Senin kaybolduğun ne malum? Kendi kendine öyle kuruyorsun. Ya işte öldük gittik, biz nasıl dirileceğiz falan. Senin tohumun olmadığı ne malum?
Ha sen kendi tohumunu görmüyorsun belki ama başka bir alemde senin kodlanmadığın, yazılmadığın, arşivlenmediğin ne malum? Bugün özellikle dijital teknoloji sayesinde biz biliyoruz ki arşivlemenin 1000 tane yolu var. Bilgiyi kaydetmenin 1000 tane yolu var. Tutmanın, taslakları saklamanın 1000 tane yolu var. Sen bir tane yolunda bitkilere benzemiyorsun diye veya varlığın diğer şekillerine bu iş benzemiyor diye nereden biliyorsun arşivlenmediğini? Mutlak bir şekilde nasıl bunun sonuca varabiliyorsun? Yani orada bir düşünmen lazım. Ya arkadaş, benimki bunlarınki gibi olmuyor ama belki ben de bir yerde tutuluyorum. Cenab-ı Hakk'ın daire ilminde zaten hepimizin kaydı var. Oradaki taslaklar yanmaz, silinmez. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın ilminden kim neyi silebilir? O uyku da tutmaz, unutkanlık da tutmaz onu, haşa. Böyle kusurlardan münezzehtir. Senin bilgilerin oradan var. Sen öldükten sonra nereye gittin? Hiçbir yere gitmedin ki. Vücudun gitti, taslağın duruyor. O vücuttan, o taslaktan o vücut tekrar yaratılamaz mı yani? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını, hayat sahiplerinin ordularını, bütün cesetlerin taburlarında kemali intizamla zerrat-ı emri künfeyekün ile kaydedip, künfeyekün, Kur'ani bir ifade, ol der oluveririn parçası. Ayetin tamamı şöyle, Yasin suresinin 82. ayetiymiş. Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman onun işi sadece ol demektir, o da oluverir. Yasin suresinin 82. ayet. Bak, Kur'an'ın ayetleri de birbirine nasıl bakıyor. Rum suresinin 50. ayeti, geldik Yasin suresinin 82. ayeti. İlgi ne? İlgi, haşrin gerektirdiği kudretin Cenab-ı Hak için mümkün oluşu. İlmin mümkün oluşu, iradenin mümkün oluşu. Rum suresinin 50. ayeti gidiyor, künfeye küne bakıyor. Kur'an'da böyle bir kitap yani. Ayetlerin her birisinin birbirine bakar gözleri var. Künfeye kün ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan, zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Yani daha önce yapmış, biliyor hangi parça nereye takılacak. İkinci sefer takmakta zorlanır mı? Zorlanmaz. İşte askerde mesela silah takma, tekrar çıkarma falan, bunlar böyle çok yarış meselesi de olurdu. Belli bir miktar el pratikliği kazanan arkadaşlar vardı, bu işe de biraz düşkün olanlar. Adam gözünü bağlayıp takıyor mesela silahın parçalarını hızlıca. 2-3 dakikada çık 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 bakıyorsun, tak diye takmış, gözleri bağlı. Eli alışmış çünkü, biliyor hangi parça nereye gelecek. Ama sen onu acemiye ver, daha ilk kez eline silah almışa ver. Neresi sökülecek, nereye takılacak? O bilmese, ona hadi bir derece insani olarak, hani sonradan öğrendiği için tamam olabilir dersin ama Cenab-ı Hak zaten seni yaratmış. Ey insan, varsın değil mi? Varlığı inkar etmiyorsun. Bu bedenle, bu ruhla, bu dille, bu şekilde var olmuşsun. Yahu senin parçaların birbirine takılmış zaten. Ayrılacak, tekrar monte edilecek. Cenab-ı Hak için bunun ne zorluğu olabilir? Evet, şimdi işte konuşmadığımız yere geliyoruz. Konuşmadığımız yere yeni geliyoruz ama öncesinde de epey konuşmuş olduk. Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, değişmesinde, hatta cevvi havada, hava akımlarında, cevvi hava ne demek? Hava boşluğu diye çevrilmiş bu da. Doğrusu odur. Ben herhalde yanlış biliyordum. Allah Allah. Cevvi hava, hava boşluğu. Cev deyince cevelen, o hareket manası sanki insan hissediyor. Olabilir. Yanlış biliyor olabilirim. Doğrusunu bilen Allah'tır. Hatta cevvi havada bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emari olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Ya bulutlar gidiyor, geliyor, oluşuyor, kayboluyor. Baharda olanı zaten konuştuk epeyce. Bak, dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde bunları ne demek?
Haşir kanun yahu. Allah dağıtıyor, topluyor, dağıtıyor, topluyor, yıkıyor, yapıyor, yıkıyor, yapıyor. Bunu hep yapıyor zaten Cenab-ı Hak. Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cev ve havada bulutların icat ve ifnasında, haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen 1000 sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, geçmişi ve geleceği, asırlar, günler adedince misali haşr ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde, haşr-i cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Niye böyle dedi? Şimdi düşünün, İstanbul'dayız. İstanbul için 1000 sene de gerekmez. Bazen işte 20 yıl önce İstanbul'a gelmiş birisine diyorsun ki, ya amca sen geldiğinde buralar nasıldı ya, diyor, avcılar tarlaydı. Buraya, diyor, piknik yapmaya gelirdik. Buralar hep şöyleydi, şuralar hep şöyleydi. Yani o kadar hızlı değişmiş ki şehir. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yıkılmış, yapılmış. Yeşili yıkılmış, yerine binası yapılmış gibi düşünün. Üstad Hazretleri bunu 1000 sene olarak düşünün diyor. 1000 sene öncesine gidin varlığın ve 1000 sene sonrasıyla mukayese edin. E görüyorsunuz zaten neler yıkılmış, neler yapılmış, neler değişmiş, neler oluşmuş. Varlığın zaten bütün o tarihçeyi hayatı dediğimiz ömrü hep bu oluşların, yıkılışların tarihi. O gidiyor, bu geliyor. Orman yanıyor, orman çıkıyor. Çöl oluyor, işte çöller yeşeriyor. Bu işte geçenlerde okuduğum Havadan Tozdan kitabında Cemal Saydam Hoca'nın diyor ki, bir zamanlar çöller, mesela Sahra Çölü dediğimiz yerler, en gür ormanların olduğu yerdi. Bugün mesela Anadolu nasıl, Avrupa nasıl, yeşillik. O şekilde o sahralar, diyor, yeşillikti. Buralar kutup gibiydi. Çok soğuktu, diyor, bir zamanlar. E sonra, diyor, dünyanın iklimi değişti. O sıcaklar yukarıya doğru çıktı. Aşağısı iyice sıcak oldu. Soğuklar da yukarıya çıktı. Yani yukarıda vardı ama daha da yukarıya geldi böyle. Hani öyle o hat değişti, diyor, bant kısmı değişti. E bu sefer, diyor, çöller oldu orada. Burada, diyor, yeşillikler oluştu. Yukarıda buzullar var. Nereden anlıyoruz bunu? O çöllerin altındaki petrolden mesela. O petrol ne aslında? Yıllar, işte yıllar önce. Artık milyon yıl mı? Daha önce mi? Orada çok zengin bir organik şey varmış. Bunlar çürümüşler, toprakta kalmışlar. Altında yıllarca beklemekten petrol oluyor. Karbon bazlı kömür oluyor. Veya işte ne oluyor? Elmas oluyor mesela, o da kömürün içinde, gene karbon bazlı, kömürün bir izotopu elmastı herhalde, öyle biliyorum ben. Yani böyle şeyler, karbon bazlı o yığın aslında oradaki organik yaşamın zenginliğinden, bak ne olmuş, değişmiş her şey. Öyleyken böyle olmuş, belki ondan evvel de daha başkaydı, belki daha ileriki zamanda işte iklim değişikliği oluyor falan filan diyorlar, Cenab-ı Hak zararından muhafaza eylesin. Göreceğiz ki ya buralar böyleydi, bak şimdi şöyle oldu ya. Öyle öyleliği kalmadı diyeceğiz mesela. Bunları her an görüyoruz zaten. Ey insan, bunları her an görürken sen neden kendi haşrın konusunda bu sana böyle acayip geliyor? Ya biz de tekrar diriltilir miyiz canım? Ya zaten oluyor hep o. Bak ne diyorlar? Kutuplarda yeşillikler, o toprak olan yerlerde şey çıkmaya başlıyor böyle. İklim ısı yükselmesiyle yeşil araziler oluşmaya başlıyor. E bak, buzlu, çöldü, soğuk çöldü, Cenab-ı Hak yeşertti. Sen niye böyle bir kanundan hariç kalabilirsin? Yani bu Cenab-ı Hak vaat ettikten sonra bunun bir imkansızlığı var mı? İmkansızlık da zaten fiziki anlamda. Cenab-ı Hak isterse o fiziği de değiştirir, mucizelerde bize bunu gösteriyor. Fizik senin benim için kalıp Cenab-ı Hak için değil ki. Yaratan o. Evet. Mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince
misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Neler neler olmuş. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde haşri cismaniyi akıldan uzak görüp, yani cismani haşir bedenin dirilmesi, akıldan uzak görüp istibad etmekle, akıldan uzak görmek, istibad da o demek, inkar etsen ne kadar divanelik, delilik olduğunu sen de anlarsın. Bak, Ferman-ı Azam, yani Kur'an-ı Hakim, bahsettiğimiz hakikaten dair ne diyor? فَنْظُرْ اِلَى اَثَرِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Haşir Risalesi'nin başındaki ayet-i kerime. Bakınız, hep diyorum, bunlar hem bidayet hem nihayet. Nereye gidiyoruz? Bu ayete gidiyoruz zaten. Nereden geldik? Bu ayetten geldik. Üstad Hazretleri bize gösterdi. Bakın, döndük dolaştık, o ayete yine vardık. Elhasıl, haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise her şeydir. Onu gerektiren her şeydir. Evet, mahşere acayip olan şu koca arzı, adi bir hayvan gibi imate, yani ölüm ve ihya ve diriltiş eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın, bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti, elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umur dünya üzerine kurulmaz ve durulmaz. Durmaz. Demek ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı ahar var. Başka bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder. Ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyir ashabı, bütün kulub-u münevvere aktabı, bütün ukul-u nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat izhar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve şiddetli tehdit eder, naklederler. Hılful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celali kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil, kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Okuduğumuz kısmı şimdi bir de ince anlamaya çalışalım. Uzun cümleler, bilinmeyen kelimeler, aşina olmadığımız ifadeler. Belki biraz işimizi müşkülleştirdi. Ama tane tane okuduğumuzda göreceğiz ki Risale-i Nur'u anlamakta bir zorluk yok. Önemli olan biraz metinde sebat etmek, oyalanmak, biraz zaman ayırmak metne. Dikkat ayırmak. Elhasır, haşre mani hiçbir şey yoktur dedi. Niye böyle söyledi? Çünkü mani demek imkansızlık var diyeceksin ki, yani bir kudret açısından, ilim açısından, irade açısından bir ya bu da olmaz diyeceğimiz bir şey olacak ki haşir olmasın, ama biz olabildiğini bu dünyada görüyoruz. O zaman mani hiçbir şey yok. İşte ayet-i kerimedeki kudret kısmı ve hu ala külli şeyin kadir. Oraya buradan bir atıf var. Devamı muktazi ise her şeydir. Bak, bu da ayetin rahmet kısmına atıf. Hep diyoruz ya, rahmeti iktiza eder ki. Neden? Bu gidişler gelişler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin zaten delili. Cenab-ı Hak bizi bir kere en başta, mesela o ilk yaratılışın başlangıcı dediğimiz an, işte o Big Bang'deki bir patlama mıdır? Başka bir şekilde midir? Bugün bilim adamları bir şey söylüyor ama yarın veriler değişirse başka bir şey de söyleyebilirler. Biz diyelim ki onun şanı rububiyeti nasıl iktiza etmişse öyle yaratmıştır. O nasıl dilerse öyle yaratır. Bizi yokluktan varlığa çıkardı. Bize bu lazım. Nasıl ki bizi yokluktan varlığa çıkardı bir rahmet, o varlığın içinde de biz varlıkta tutunamıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Yani varlığa çıkışımız da
büsbütün tamam çıktık artık bize karada ölüm yok tarzı değil. Ya gitmelerle gelmelerle Cenab-ı Hak rahmetini bu suretle gösteriyor. Arada da yoksunluklar var, ona karşılık doyuruşlar var. Varlık kendisi yaratıcı olmadığı için var olanlar, mahlukat için konuşuyoruz bunu. Cenab-ı Hak elbette yaratıcı. Biz yaratıcı olmadığımız için Cenab-ı Hak bizi var etse de varlıkta kalamıyoruz. Ömürlüğümüz var, sınırımız var, eksiğimiz var, noksanımız var, kararsızlığımız var. Burada bir sürü kelime geçti ya. Tekrar yoksunluğa düşüyoruz veya şu var. Varlığın içindeyiz ama onun daha üst bir mesela varlığı var. Onu biliyoruz, ona çıkmaya çalışıyoruz. Bu da bir yoksunluk. Üstad başka bir yerde şey diyor. Ne ki hayalde var, ihtiyaçtır. Ne ki hayalde var, elde yok, ihtiyaçtır. Galiba böyle bir cümleydi. Lemaat'ta mı geçiyordu? Veya başka bir yerde emin değilim. Yanlış yönlendirmeyeyim. Neden? Ya çünkü hayal bile bize ihtiyaç öğretiyor. Gelelim yine o meşhur Ferrari örneklerimize. Yani Ferrari'yi epeydir anmıyoruz arkadaşlar. Bu arabayı tekrar anmamız lazım. Derslerimizin bir misafiri. Mesela öğrendim ki böyle bir araba varmış. Şu kadar saniyede 100 kilometreye çıkıyormuş. Böyle rahatmış. Şöyle manevra yapıyormuş. Birden ihtiyaç oldu ya. Olsa da binsek falan. Benim ehliyetim yok ama olanlar için söylüyorum. Ya, olsa da binsek falan. İşte bak ihtiyaç oldu. Hayalde vardı, ihtiyaç oldu. İnsanın veya mahlukatın tamamı için söyleyelim. Rahmete açlığı bitmiyor. Ayet-i Kerime buyuruyor ya, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Bunu biraz daha böyle yaydığımız zaman aslında insanın bütün bildiği varoluş çeşitleri, latifeleri, duyguları, aklı, kuvveleri, bedeni, hepsi kendince Allah'ın yaratışına doymuyorlar. Daha fazlası, daha fazlası, daha ziyadesi istiyorlar bunu. Bu da ne oluyor? Rahmetle bizi tanıştırıyor. Çünkü Cenab-ı Hak da bizi böyle yarattığı için, bizim böyle olduğumuzu bildiği için bağışlayarak bizi sevindiriyor. Biz bunu kainatta işte o şey sürecinde görüyoruz. Açtık, doyduk, parasızdık, kazandık, evimiz yoktu, oldu. Çocuğumuz yoktu, oldu. Neşesizdik, mutlu olduk. Şunumuz yoktu, bunumuz oldu falan filan. Bu süreçlerin tamamını görerek, varlıkta hem görerek ve hem kendi hayatımızda görerek anlıyoruz ki Cenab-ı Hak rahmet sahibi. Yoksa başka bir şey mecbur edemez Allah'ı ki bu kadar yaratışta bulunsun. Haşa, o hiçbir şeye muhtaç değil. Ancak rahmetinden, kereminden, yüceliğinden bunları tekrar tekrar varlığa gönderiyor. Böyle varlıkta tutunmalarını sağlıyor. Bu anlamda evet, muktazi her şeydir. Çünkü her şey Allah'ın rahmetini gösteriyor. Her şey Allah'ın rahmetini gösterdiği için onun sıfırdan varlığa çıkışından varlıkta tutunma süreçlerinin tamamına kadar ki o varlıktaki tutunma sürecine de işte biz rububiyet diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini biz o varlıktaki tutunma sürecimizde müşahede ediyoruz. Muktazi ise her şeydir. Evet, mahşere acayip olan şu koca arzı, adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden. Yani arz, koca dünya, sanki bir hayvanmış gibi Cenab-ı Hak onu diriltiyor, öldürüyor. Öldürüyor, diriltiyor. Ya nasıl oluyor? Oluyor işte. Mesela dünya ilk oluştuğunda canlılık var mıydı? Yoktu, ölüydü ama diriltildi. Canlılık oluştu. Bir de şu açıdan düşünelim. Mesela Üstad Hazretleri acaba oraya bir gönderme yapıyor mu? Bazen benim aklıma geliyor, burası oraya da işaret olabilir mi? Hani diyorlar dünyada dinozorlar varken bir göktaşı düştü. Orada hayat bitti. Sonra tekrar hayat ve diğer canlılarla devam etti. Acaba bu süreç dünyada kaç defa oldu? Bilemiyoruz. Bilimin uzandığı kadarını tahmin edebiliyoruz. O da kesin diyemiyoruz. Belki de buna gönderme var. Cenab-ı Hak dünyada hayatı yaratıyor. Yok ediyor, bir daha hayatı yaratıyor, yok ediyor, bir daha hayatı yaratıyor, yok ediyor. Ki Kur'an'da insana halife denmesi de alimler diyorlar ki müfessirlerimiz, insanın önünde başka bir imtihan edilen canlı vardı dünyada. Onlar helak edildi, cinlerden bir taifeydi diyenler var, başka şeyler de diyenler var.
Onların imtihan edilmesi sona erdi. Onlar helak edildi. Onun üstüne insan yaratıldı. Bu yüzden Kur'an'da insana halife deniliyor diyenler de var. Onu halef selef kelimesinin ilgisinden dolayı. Yani bir önceki var manasında. Belki buna da burada bir gönderme var. Şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden. Dünya kaç defa kim bilir hayata mazhar oldu, yıkıldı, tekrar yapıldı, yıkıldı, tekrar yapıldı. Bilemiyoruz. Ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan. En sonunda beşer ve hayvan, evet, hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, yakıcı değil. Ne diyelim, mahvedici değil. Güneş bunu da yapabilirdi. Ama ısındırıcı bir lamba olmuş bize. Seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın, gökyüzündeki o gezegenler, yıldızlar, o hareketli şeyler, meleklerin uçakları tabiri caizse, bir zatın bu derece muhteşem ve sermediği rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit, kapsamlı, kuşatıcı hakimiyeti, elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar yani kararsız, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz, olgunlaşmamış, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durulmaz. Yahu bu Allah, bu güzel Allah, bu Zat-ı Zülcelal neler neler yaratmış, neler neler yaratabileceğini göstermiş yarattıklarıyla. Şimdi bu Cenab-ı Hak böylesi bir sultan, bu dünyadaki geçici, kararsız, değişken, böyle bir saltanatla, affedersiniz, böyle bir saltanatla, böyle bir mülkle yetinir mi? Onun kim bilir ne devamlı, ne ona yakışır bir saltanatı olmalı, bir mülkü olmalı. Bunu düşünmemiz lazım diyor burası. Bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste, ona yakışır, layık, daimi, berkarar, devamlı, zevalsiz, muhteşem bir diyar-ı ahar var, bir diğer alem var, başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder ve oraya nakledeceğine zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna, yani yakın huzuru, kurbu huzuru o demek, müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı. Ervah-ı neyyire ne demekmiş bakalım? Nurlu ruhların sahipleri, peygamberler gibi diye verilmiş burada anlamı. Ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulub-ı münevvere aktabı, yani nurlu kalplerin kutupları, evliyalar kastediliyor belki de. Bütün ukul-u nuraniye şehadet ediyorlar. Ukul-u nuraniye de nurlu akıllar. Bu da asfiyaya işaret. Erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihsar ettiğini, hazırladığını müttefikan ittifakla haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve şiddetli tehdit eder, naklederler. Yani Cenab-ı Hak kendisi de bu insanlığın en faziletlilerine bildirmiş ki bu alem benim asıl saltanatım değil. Sizi asıl saltanatıma davet ediyorum, oraya kazandırmaya çalışıyorum, orada cennetle müşerref etmek istiyorum, o yüzden burada sınıyorum demiş. Hepsine de böyle haber vermiş. Ve o kamil zatlar, o doğru sözlü zatlar, o gayb aşina zatlar, hep aynı haberi vermişler. Bakınız, bu da diyor sizde bir şey düşündürmeli. Ya bak, bu Arif-i Billah da böyle demiş, bu peygamber de böyle demiş, bu evliya da böyle demiş, bu akıllı adam da böyle demiş. Yani bunların bütününün böyle demesi, ya hakikaten abi düşünmek lazım. Hakikaten herhalde bu dünya bu dünyadan ibaret değil. Bunu diyor sende uyandırmalı. İnsani bir delil olarak, madem ki sen insanın sözünü geçer akça kabul ediyorsun, akıllı bir adam sana bir şey dediğinde mantıklı bir şey diyorsun ki evet hani bunu böyle yapmak lazım. Bak bunlardan daha akıllısı yok, bunlardan daha güzel hayatlısı yok, bunlardan daha temiz kalplisi yok. Bunların hepsinin verdiği bir habere bu kadar ilgisiz,
bu kadar ya olur mu öyle şey denmez, diyemezsin, dememelisin diye bu metin bizim dikkatimizi çekiyor iki şekilde. Hem Cenab-ı Hakk'ın saltanatının şanına yakışan olduğunu ifade ederek, hem de o saltanatın en salih ibadının evet böyle bir şey var dediğine dikkatimizi çekerek. Hülful vaad ise, yani vaadinden dönmek ise, hem zillet hem tezellüldür. Yani aşağı bir iştir. Dediğini yapamamak insanı utandırır. İnsan insanken utanır yani dediğini yapamazsa. Ya sana söz verdik ama kusura bakma yetiştiremedik senin malı dersin mesela. Veya senin makineye söz vermiştik ama onu getiremedik dersin. Veya yani her türlü yapamazsan çocuğuna bile ya çocuk bisiklet alacaktık sana ama işte denk getiremedik falan dersin yani. Özür dilersin çocuğundan. Hiçbir cihetle celali kutsiyetine yanaşamaz. Ya Cenab-ı Hak sen kendine yakıştıramıyorsun. Cenab-ı Hak niye kendisine yakıştırsın böyle bir şey? Kudreti imkan verirken, ilmi iradesi varken, sonsuzken, yapabiliyorken yani. Niye böyle bir lekeyi kendisine sürsün ki? Demiş ama yapamıyor. Haşa. Hulful vaid ise o ne demekmiş? Söz verdiği halde azap ve cezayı yerine getirmeme demekmiş. Hulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Ya affediyorsun ceza vermezsin ya da güç yetiremiyorsun ceza vermezsin. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Sonsuz cinayettir küfür. Affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise aczden münezzeh ve mukaddestir. Yani küfür affedilmezdir. O yüzden cehennemden yırtamayız. Yani Cenab-ı Hak bizi ondan muhafaza eylesin. Allah'ım sen bizi bir an bile ayağımızı bastırma oraya. Ama kafirler için diyor ki oradan yırtamazsınız yani. Çünkü sizin yaptığınız için affedilecek bir iş değil. Ve Cenab-ı Hak da size bunu yapmaktan aciz değil. Kadir-i mutlak kudreti her şeye yeter. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Vaktimiz var mı? Var gibi. Bu şeyi de bir konuşalım. Burada bir haşiye var. Neden küfür affa kabil değil? Onu anlatan bir yer. Evet, küfür mevcuda, haşiye burası, bir dipnotunun altını çizeyim söylemedim. Yani şuradaki cümleye bir haşiye konmuş, açıklaması verilmiş. Evet, küfür mevcudatın kıymetini iskat, yani düşürmek ve manasızlıkla itham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat aynelerinde cilve-i esmayı inkar olduğundan bütün esma-i ilahiyeye karşı bir tezyif, zayıf bulma, zayıf görme ve mevcudatın vahdaniyetine olan şehadetlerini reddettiğinden, bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan, istidad-ı insaniyi, insanın kabiliyetlerini, yeteneklerini, ruhundaki özelliklerini öyle ifsad eder ki, salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Salah yani iyilik, yardım, öyle manaları var diye biliyorum, bakalım. Düzelme diyor burada, öyle verilmiş. O zaman bu doğrudur. Salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliğini küfrün ademi affını iktiza eder. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Lokman suresinin 13. ayetiymiş bu. Lokman suresinin 13. ayeti. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür buyuruyormuş Cenab-ı Hak. Şu manayı ifade eder. Burada ne söylendi bize? Ahir zamanda hepimize lazım olan bir şey söylendi. Çünkü bugünlerde kafamızı çok karıştırıyorlar. Ya adamın şu kadar iyiliği var, bu kadar iyi kalpli, şu kadar sevecen. Bir Allah'a inanmıyor ya. Şimdi bu bunun için cehenneme girsin, reva mı bu? Bak bu kadar iyiliği var diyorlar. Veya işte adamın imanı var ama imanın içinde sakat bir şey de var mesela. Diyor ki ya bu zamanda tesettür mü olur? Bu zamanda namaz mı kılınır? Bu zamanda oruç mu tutulur? Ama diğer şeylere inanıyor diyelim mesela. Ya diyorlar bak bu adamın bu kadar iyiliği var, güzelliği var. Hem de imanı da var.
Şu kadarcık bir şeye inanmıyor. Şimdi bunun için cehenneme giderse olur mu ya falan, layık mı, değer mi falan gibisinden şeyler söyleniyor. Ama biz burada görüyoruz ki zaten öncelikle şunu kabul etmek lazım. Bizim kıstasımız değil, Allah'ın kıstası geçerli olacak. Bir, bizi cennete, cehenneme sokan biz miyiz, Allah mı? İmanımız varsa Allah diyeceğiz, değil mi? O zaman Allah'sa Allah'ın normları geçerli olacak. Allah neyi önemsiyorsa o önemli olacak. Ya Einstein ampul yaptı, bak ne güzel aydınlanıyoruz. Bunun Cenab-ı Hak için cenneti gerektirir bir şey olduğunu nereden biliyoruz? Bu ya veya Cenab-ı Hakk'ı inkar etmesinin ampulü yapmasından daha önemsiz olduğunu nereden çıkarıyoruz? Bizi buna, yani bunu bize söyleyen bir nas, bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Kainata bakıyoruz. Kainatta Cenab-ı Hak böyle şeylerde çok mu zorlanıyor yani mesela? Haşa, sümme haşa. İşte elektriği yaratmış. Sanki Cenab-ı Hak daha önce böyle bir şey bilmiyordu. Allah'a yeni bir oluş verdi. Haşa, sümme haşa. Ya Cenab-ı Hak güneş diye bir şey yaratmış. O elektriğin randımanı ne? Güneşin randımanına bak sen. Daha o güneşler gibi neler var? Yani şimdi o Cenab-ı Hakk'a ne vermiş oldu ki? Şu haşa, Cenab-ı Hakk'a bir şey vermedi. Kulların kendi arasındaki hukukları bunlar. Biz kendi hukukumuzdaki cüz'i menfaatlerimize nasıl oluyor da cennet cehennem şeyinde böyle racon kestiriyoruz? Bir önce bunu kendimize bir soralım ya, Allah'a Allah gibi kendimizi kul gibi bir kabul edelim önce. Bizde bu ayar bozulmuş. Arkadaşlar, kuluz ama öyle bir şeyimiz var ki sanki ya ben, bu adam bana iyilikte bulundu arkadaş, Allah bunu cehenneme atamaz. Haşa sümme haşa. Böyle bir iddia böyle yani. Senin iyilikte bulunmuş olması, sana bir cüz'i menfaat kazandırmış olması, ona da soru işareti koyalım, var mı o menfaat gerçekten? Cenab-ı Hakk'ı niye mecbur edebilir ya? Cenab-ı Hakk'ın kıstasları, Cenab-ı Hakk'ın esması, sıfatları, şunatı yani. Dönelim şimdi metne. Evet, küfür yani inkar, Cenab-ı Hakk'ın imani hakikatler olarak bize emrettiği şeylerde eksik bırakmak da buna dahildir. Mesela imanı gereken şeylere ben kadere inanmıyorum, küfür. Ben meleklere inanmıyorum, küfür. Yani Cenab-ı Hakk'ın imanımızı istediği her şeye iman etmemiz lazım. Sadece Allah'a değil. Allah'a inanıyorum ama birden fazla da Allah olabilir ya. Başka şeylerde bir şeyler yaratıyor olabilir. Küfür. Hani İslam öyle bir iki şey değil. Bütünü. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bu iman da şu var. Yani La ilahe illallah bunun başlangıcıdır. Ama Muhammedur Resulullah, onun getirdiği her şey de bu imana dahildir. Ya da şehadet, kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani Efendimizin Resulullah olarak bize bildirdiği imani umdelerin tamamı. Tabii işlerinde derece farkları var. Haberin açıklığına, kapalılığına göre, ama onu ehli daha iyi bilir. Fakat onların muhkemat olanları, açık olanları, bunlarla yükümlüyüz. Hepsiyle yükümlüyüz. Ya ben Müslümanım ama tesettüre inanmıyorum. Olmaz. Nasıl inanmıyorsun? Küfür, mevcudatın, küfür kelime olarak örtmek demek, hakikati örtmek yani. Kainat, Allah'ı onun kendisini bildirdiği gibi bildirmek üzere yaratılmış, onun kitabı olarak. Üstünü örtmüş oluyorsun küfrünle. Sen kendini örtmüş oluyorsun. Kainatın şahitliğini değiştirmiyorsun. Küfür kelimesinde bu incelik var. Küfür, mevcudatın kıymetini iskat. Mevcudatın kıymetini düşürmek. Neden? Önceden Allah'ın eseriydi. Sen onu inkar ettin, ne oldu? Tesadüf eseri oldu. Düştü mü? Düştü. Esma aynasıydı. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine işaret ediyordu. Mektubat-ı Samedaniye'ydi. Hediye-i Rahmaniye'ydi. Kudret-i İlahiye'nin eserleriydi falan. Bir sürü şekilde bize gelmişti böyle. Elmas, yakut, zümrüt gibi her bir mananın böyle karşılığı olduğunu düşünelim. Sen ne yaptın? Tesadüf. Kendi kendine olmuş. Öyle denk geldi. Bak, arkasını kapatmakla diğerini düşürdün.
Varlık neyken ne oldu? Padişah sana altın anahtar gönderdi. Sen onunla ne yaptın? Dişini karıştırdın. Anahtarla da diş karıştırılmaz ama. Yani olmayacak bir şey de kullandım. Padişah sana diyelim ya elmas kaplama hançer yolladı. Sen evde onunla karpuz kesiyorsun. Ya elmas kaplama hançer yolladı ya bir düşün yani bunu gönderen sultan nasıl bir sultan olabilir? Buna biraz kafa yor. Sana kapına çeşitli çiçeklerden çok seçkin bir demet bırakıldı.